Evet arkadaşlar, şimdi bugünkü konumuz ilginç, spor severleri üzecek bir konu. Belki bunu ilk kez duyacaksınız. Size sporun 8 tane zararını anlatacağım. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış zararlar. Böyle çok fazla spor yapmanın faydalı bir şey olduğunu düşünüyorsunuz ama durum hiç de öyle değil arkadaşlar. Şimdi bu adam ne diyor diye düşünmeyin. Bu videonun sonunda bana hak vereceksiniz çünkü ne yapıyoruz? Olayın bilimsel altyapısını size açıklıyorum. Şimdi peki spor yapmayacak mısınız? Onu birazdan söyleyeceğim. Bu videodan sonra çok fazla en azından spor yapmayacaksınız ama onun yerine vereceğim tavsiyeye uyarsınız. Şimdi sporun uzatmanın zararlarına geçelim arkadaşlar. Birinci zarar nedir? Bağımlılık yapması. Ne alaka diyeceksiniz? Spor bağımlılık mı yapar? Evet yapar. Nasıl yapar? Arkadaşlar beyinde bir hormon var. Endorfin denen bir hormon. Bu hormon morfine benzeyen bir hormon. Bu ne yapar? İnsanda ağrıyı biraz dindirir. Böyle insanı mutlu, öforik bir hale sokar. Ve stresi de azaltır. Spor yapanlarda ne olur? Bu endorfin seviyesi artar arkadaşlar. Bunun seviyesinin artmasıyla ne olur? Böyle sürekli bu endorfini istersiniz. Onun için daha çok endorfin üretelim diye sürekli spor yapmak istersiniz. Peki iyi artsın diye düşünebilirsiniz. Hayır. Sürekli bu endorfin artması ne yapar? Sizde bir bağımlılık hali yaratır. Dolayısıyla sporu kestiğiniz zaman endorfin seviyesi düşer. Bu da ne demiştik? Morfine benzediği için. Sizde depresyon, stres, anksiyete halleri oluşur. Onun için sporun birinci zararı nedir? Bağımlılık yapmasıdır. Gelelim sporun ikinci zararına. Nedir bunlar? Kalp hastalığı riski. Şimdi bu bir takım çalışmalarla gösterilmiş ve güzel kaliteli dergilerde yapılan çalışmalar. Europe'un Heart Journal gibi böyle bilimsel tarafı güçlü dergilerde gösterilmiş çalışmalar var arkadaşlar. Sporda ne oluyor? Özellikle sağ kalp, sağ ventrikül kaslarında fibrozis, ritim bozukluğu riski artıyor. Taşikardi gibi böyle ciddi ritim bozuklukları olabiliyor. Hatta fibrozis demek kalp kasının biraz hasar görmesi demektir arkadaşlar. Onun için çok fazla spor yapanlarda ne oluyor? Kalp hasarı riski artıyor. Özellikle ağır spor yapanlarda kalp yetmezliğine kadar gidebiliyor. Sporun üçüncü zararı nedir arkadaşlar? O da diyabet riskini artırması. Nasıl artırıyor? Şimdi normalde spor yaptığınız zaman fazla kalori harcarsınız. Kalori harcadığınız zaman ne olur arkadaşlar? Kan şekeriniz düşer. Bu sefer spordan sonra tabii kan şekeriniz düştüğü için şekerli gıdalara bir saldırma hali olur. Sürekli şekerli gıda tüketmeye başlarsınız onu kompans etmek için. Bu da ne yapar? İnsülin direnci yapar. İnsülin direnci olduğu zaman zamanla tip 2 diyabet riskiniz de ne olur? Artar. Gördüğünüz gibi spor diyabet riskinde arttırabilir. Dördüncü zarar nedir arkadaşlar sporun? Diyet yapmanızı engeller. Ne demek bu? Şimdi spor yaptığınız zaman ne olur? Çok fazla enerji harcarsınız. Dolayısıyla spordan sonra gıdalara bir şekerli gıdalara saldırma hali ihtiyaç artışı olur. Dolayısıyla kalori kısıtlayamazsınız. Yani diyet yapamazsınız spor yaparken. Dolayısıyla spor sırasında diyet yapamadığınız için vücutta spordan sonra artmış kaloriyle ne olur? İnflamasyon riskiniz artar arkadaşlar. İnflamasyonu da birazdan söyleyeceğim. Bu ne demektir? Sporun bir diğer zararı inflamasyonun artması. İşte bu inflamasyon nedir arkadaşlar? Özellikle ağır sporlarda kaslarda enerji yani ATP üretimi için böyle ne olur? Oksijen tüketimi çok artar. 10-20 kat oksijen tüketimi artar. Bu da serbest radikaller. Belki duymuşsunuzdur. Vücutta antioksidan sistemi harekete geçiren serbest radikalleri arttırır. Bunların artması ne demektir? Sizde inflamasyonun artması demektir. İnflamasyon nedir? Vücutta gizli iltihap, ateşsiz iltihap da denir buna. Birçok inflamatuvar hastalık riskiniz artar sporla. Nedir bunlar? İşte kanserler, romatizmal hastalıklar, bir takım otoimmün hastalıklar, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı, multiple skleroz gibi birçok inflamatuvar hastalık var arkadaşlar. Dolayısıyla spor, ağır spor ne yapar? İnflamasyonla bu hastalıkların riskini de artırır. Sporun bir diğer zararı nedir arkadaşlar? Stres seviyenizi arttırır. Ne alaka diyeceksiniz?
Bunun bilimsel bağlantısı şöyle. Şimdi normalde ağır sporlarda böbrek sütü bezi var. Bu böbrek sütü bezi ne salgılar? Norepinefrin, kortizol, DHA gibi bir takım hormonları salgılar. Bu artmış kortizol özellikli arkadaşlar ne yapar? Uykusuzluk, uyku bozukluğu yapar. Sizi tehlikeye karşı hazır hale getirir. Ama zamanla ağır sporlarda bu hormonların seviyesi düşer. Vücutta estradiol seviyesi artar, testosteron seviyesi düşer. Ve ne olur? Vücutta yine uyku bozukluğu, yorgunluk, libido azalması, hatta böyle yağlı bir vücut sahibi olursunuz. Bu kortizolun önce artması daha sonra azalması yerine estradiolün artması ile olur. Yine işte kortizolün artmasıyla stresli bir yapıya bürünürsünüz. Anksiyeteniz artar arkadaşlar. Sporun bir diğer zararı nedir? Tahmin edeceğiniz üzere eklem rahatsızlıkları. Şimdi çok ağır sporlarda özellikle plantar fasciit, omuzlarda tendinitler olabilir. Onun dışında yine diz bağlarında bir takım hasarlar olabilir. Egzersizle, sporla artan kortizol ne yapar? Kemikte kalsiyum çökmesini engellediği için fazla kortizol osteoporoz yani kemik erime riskini arttırır, kemik kırığı riskini arttırır. Dolayısıyla ağır spor, fazla spor yapanlarda ne olur? Kemik erimesi, artrit yani eklem iltihapları, bağ hasarları vesaire olur. Yani ekleminize spor iyi gelmez arkadaşlar. Eklemlerinizi, bağlarınızı ne yapar? Spor eskitir. Ve sporun son zararı nedir? Amenore. Ne demek bu? Adet, görememe veya adetin bozulması. Şimdi ne alaka demeyin. Ağır egzersizlerde, sporlarda arkadaşlar çok fazla kalori harcanır. Vücut ne yapar? Böyle çok enerjinin harcandığı durumlarda kendini korumak için böyle ovülasyon yani yumurtlama gibi ya da işte enerji tüketimi gibi fonksiyonları kısar. Dolayısıyla sizde bir ağır spora bağlı kalori azaldığı için ne olur? Yumurtlamanız bozulur, adetiniz bozulur. Hatta adet göremezsiniz. Buna egzersizde indiklenmiş amenore denir. Dolayısıyla fazla spor adetinizi de bozabilir. Bu da sporun son zararı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla sporun bir sürü zararı var. Bunları göz önüne alın. Hiçbir zaman ağır spor yapmanızı tavsiye etmiyorum. Peki hiç hareket mi etmeyelim? Hayır. Size önerim şu. Çok basit, fazla kalori harcamayan hafif hareketler yap. En güzel nedir? Her gün yarım saat yürümektir arkadaşlar veya yüzme imkanınız varsa yüzebilirsiniz. Yüzme ve yürüme en güzel egzersizlerdendir. Böyle işte ağır kaldırayım, uzun mesafe koşayım, işte kaslarımı geliştireyim vesaire böyle. Yok işte egzersiz aletlerinde o parklarda, bahçelerde kendinizi böyle harap etmeyin. Hiçbir zaman çok ağır sporları önermiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili savınızı videonun altına yazabilirsiniz. İşte hocam yanlış düşünüyorsunuz da diyebilirsiniz ama ben her zaman arkadaşlar bilimsel konuşuyorum. Bunlar bilimin gösterdiği gerçekler. İşin özeti şu, ağır sporlardan kaçının arkadaşlar, vücut enerjinizi boşa düşürmeyin. Yarım saat yürüyün ya da yüzün. Yüzme yine güzel sporlardan biri. Evet, bu video böyle arkadaşlar. Yine canlı yayında sizden gelen soruları cevaplayacağımız yine canlı soru cevap videolarına devam edeceğiz. Bunlardan birini yine yarın yapacağız. O videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.